Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size endokrin sistemle ilgili soru çözümü yapacağım. Başlayalım birinci sorumuzdan. Diyor ki aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi karma bezlerden değildir? Okuyalım açıklamayı. Endokrin sistem vücudumuzdaki faaliyetleri kontrol eder. Kimyasal habercilerle iletişim kurarak denetleyici ve düzenleyici sistemlerin bir parçasını oluşturur. Endokrin sistem hormon salgılayan endokrin bezlerden oluşur. Fakat karma bezlerde enzim ve hormon salgılayabilir. Arkadaşlar, karma bez dediğimiz yani veya mezokrin bez diye bir ismiyle mezokrin bez dediğimiz hem enzim hem de hormon salgılayan bezlerdir. Nedir bunlar? Mesela midemiz. Midemiz hem gastrin hormonunu salgılar hem enzim salgılar. Veya ince bağırsağımız. Hem işte hormon salgılıyor hem enzim salgılıyor. Pankreas, eşeysel bezler bunlar nedir? Hem enzim hem de hormon salgılayan bezlerdir. O zaman buradaki cevabımız ne olacak? Pankreas bezi olacak. Çünkü hem insülin ve glukagon hormonunu salgılıyor hem de sindirim için enzim salgılıyor arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Evet, diğer soruya baktığımızda diyor ki hormonlar genelde protein ya da steroid yapılıdır. Bu hormonların etki mekanizmaları birbirinden farklıdır. Hormonların yapı ve özellikleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Protein yapılı hormonlar üretildikleri hücrelerden difüzyonla kana geçerler. Şimdi arkadaşlar difüzyonla geçebilmesi için küçük molekül olması lazım. Proteinler büyük moleküllerdir. Bu yüzden de difüzyonla geçemez. Bu yanlış. Difüzyonla değil, egzositoz yoluyla kana geçerler. Bunu da unutmayalım. Steroid yapılı hormonların reseptörleri hücre içinde bulunur. Steroid yapılı hormonlar küçük moleküller olduğu için hücre zarından geçerler ve reseptörleri hücre içindedir. Doğrudur. Protein yapılı hormonlar hedef hücrenin zarından geçerek sitoplazmadaki reseptörlerine bağlanırlar. Şimdi protein yapılı hormonlar hücre zarından geçemiyor arkadaşlar. Bu yüzden de bunların reseptörleri hücrenin dışındadır. Yani hücre zarındadır. Bu yanlış. Steroid yapılı hormonlar üretildikleri hücrelerden egzositoz ile kana geçerler. Hayır, ne dedik? Steroid yapılı hormonlar küçük moleküllerdir. Hücre zarından kolaylıkla geçerler. O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2. Hangisi doğrudur dediği için. Geçelim diğer sorumuza. Hipofiz vücudumuzda en fazla hormon salgılayan bezlerdendir. Hipotalamusun altında beynin tabanında bulunur. Erkin bireyde iki lobdan meydana gelmiştir. Hipofiz bezi hipotalamustan salgılanan özel salgılatıcı hormonlarla kontrol edilir. Hipofizde üretilen her hormon için hipotalamustan bir salgılatıcı hormon salgılanır. Hipofizden salgılanan aşağıdaki hormonlardan hangisi için hipotalamustan salgılatıcı hormon salgılanmaz demiş. Arkadaşlar burada cevabımız ne olacak bakalım. Arkadaşlar şöyle, ACTH yani adrenokortikotropik hormon bu ne yapıyor? Böbrek üstü bezlerini uyarıyor. Mecburen bunun salgılanması için bir uyarıcı faktör lazım. TSH tiroid uyarıcı hormon. Dolayısıyla tiroidleri uyardığı için bunun için de bir salgılatıcı hormon gerekiyor. ADH antidiüretik hormon. Bu da böbrek bezlerini, böbrek tübüllerini uyaran bir hormondur. Bu yüzden buna da bir salgılatıcı hormon gerekir. Prolaktin kadınlarda annelik içgüdüsünü oluşturuyor. Ayrıca arkadaşlar süt bezlerinin de gelişmesini sağlıyor. Büyüme hormonu adı üstünde zaten bizim vücudumuzdaki tüm hücrelere etki ederek büyümemizi sağlıyor. Şimdi buraya baktığımızda RF yani salgılatıcı hormon büyüme hormonu için salgılanmaz. Çünkü büyüme hormonu tüm vücut hücrelerine etki ettiği için ergenlik dönemine kadar diyeyim veya 22-23 yaşlarına kadar zaten kendiliğinden salgılanan bir hormondur arkadaşlar. Bundan sonra salgısı durur ya da çok az olur. Bu yüzden de büyüme hormonu için salgılatıcı bir hormon gerekmiyor. Geçelim diğer sorumuza. Ön hipofiz hormonlarının bazılarının görevleri şunlardır. Buna göre görevleri verilen hormonlar hangisinde doğru verilmiştir? Hemen bakalım arkadaşlar. Diyor ki foliküldeki yumurtanın serbest kalmasını sağlar. Şimdi bakın yumurtanın serbest kalması yani ovülasyonu kim sağlıyordu? LH. Bir LH olacak. O zaman şıklardan siliyorum. FSH olanları sildim. Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyarır ve buradan hormon salgısını denetler. Bu neydi arkadaşlar? Böbrek üstü kabuk bölgesi ACTH değil mi? Adrenokortiko
Tropik hormon. Dolayısıyla bakın D şıkkını sildim. ADH yazmış buraya. Gebelikte süt bezlerinin büyümesini ve süt sentezini uyarır. Gebelikte dediği için arkadaşlar ne olacak? Prolaktin olacak. Oksitosin olacak. Eğer gebelik demeseydi, normalde süt bezlerinin büyümesini sağlar deseydi o prolaktin olurdu. Ama özellikle gebelikte salgılanan hormon oksitosin hormonudur. Cevabımız E şıkkı olur. Deri renginin kontrolünde etkilidir. Bu da MSH yani melanosit uyarıcı hormondur. Cevabımız E şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Tiroid bezi insanda soluk borusunun iki yanında bulunur. İki parçalı bir endokrin bezdir. Tiroid bezinden tiroksin ve kalsitonin olmak üzere iki önemli hormon salgılanır. Tiroid bezinin düzensiz çalışması sonucu bazı hastalıklar meydana gelir. Diyor ki hangisi tiroide bağlı bir hastalık değildir? Arkadaşlar tiroide bağlı hastalıklar nelerdir? Guatr hastalığı. Guatr hastalığı boğazda şişlik meydana getiren bir hastalıktır. Tiroid bezlerinin büyümesi sonucunda oluşur. Kretenizm çocuklarda görülen bir hastalıktır arkadaşlar. Ahmaklık diyoruz biz bir diğer adıyla. Çocuklarda cüceliğe ve zeka geriliğine sebep olan bir hastalıktır. Miksodema yetişkinlerde görülen bir hastalıktır. Bu da aşırı kilo alma ile kendisini gösteriyor arkadaşlar. Aşırı uyuşuklukla kendisini gösteriyor. Yine tiroid bezinden salgılanan tiroksin eksikliğinden meydana gelir. Egzofalmik guatr bu da basit guatrın tam tersi. Basit guatrda metabolizma yavaşlarken egzofalmik guatrda yani hiper guatrda ne oluyor? Metabolizma aşırı hızlanıyor. Bu da yine dediğim gibi tiroid bezine bağlı. Ama Addison hastalığı aldosteron eksikliğine bağlı. Aldosteron nereden salgılanıyor? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesinden. O yüzden de bu sorumuzun cevabı olacak. Geçelim 6. sorumuza. Diyor ki paratiroid bezi, tiroid bezinin hemen üzerinde yerleşmiş mercimek büyüklüğünde 4 küçük bezden oluşmuştur. Buradan sadece paratormon salgılanır. Bu hormonla ilgili hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bunu demiş. Şimdi arkadaşlar, paratormon ne yapıyor? Paratormon, kandaki kalsiyum seviyesini artıran hormondur. Bakın, kandaki kalsiyum seviyesini artıran hormondur. Bakıyorum diyor ki, kan kalsiyum seviyesini düşürür. Hayır zaten direkt yanlış şıkkımız bu. Diğerlerini de okuyalım. Böbreklerden kalsiyum geri emilimini hızlandırır. Evet kandaki kalsiyum artırmak için bunu yapmak zorunda. İnce bağırsaktaki kalsiyum emilimini hızlandırır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Karaciğer ve böbreklerde D vitaminini aktifleştirir. Evet kalsiyum sayesinde D vitamini aktif hale geliyor. Kalsiyumun kemikten kana geçmesini sağlar. Kandaki kalsiyumu artıracağı için bunu da yapar. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aldosteron hormonu için doğrudur? Aldosteron ne yapıyordu arkadaşlar? Vücudumuzdaki su ve mineral dengesini sağlıyor. Su ve mineral dengesini nasıl yapıyor peki? Sodyum ve klorun geri emilimini, potasyumun ise dışarı atılmasını sağlıyor fazla potasyumun. Ve böylece bizim kan basıncımızda kalp atışında etkili olan bir hormondur. Bakalım diyor ki, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında etkilidir. Hayır bu yanlış. Dediğim gibi mineral ve su dengesinde etkili olacak. Heyecan, korku, aşırı sevinç, stres gibi durumlarda çok salgılanır. Bu adrenalin hormonunun bir özelliğidir. Gitti. Kan hacminin ya da kan basıncının azalması durumunda. Evet işte bu. Kan basıncını ayarlar dedik arkadaşlar. Bu yüzden de bu durumda salgılanıyor. Kalp atışını hızlandırır ve kan basıncını artırır. Kan basıncında etkili doğru artırır ama kalp atışını hızlandırmaz arkadaşlar. Aldosteron hormonu bu yine adrenalin hormonunun bir etkisidir. Kılcal damarların daralmasında etkilidir. Bu da yine adrenalin hormonunun bir özelliğidir. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki, kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre X ve Y yerlerine hangisi gelmelidir? Arkadaşlar bakıyorum. Tiroid bezinden salgılanan hormon hangi hormon? Etkili olan, kalsiyumla ilgili etkili olan kalsitonin hormonudur. Bakın kalsitonin. O zaman kalsitonin olmayanları sildim. X ne olacak? Kalsitonin. Geliyorum.
Parot hormon hangi bezden salgılanıyordu? Paratiroid bezinden. O zaman Y ne olacak? Paratiroid bezi olacak. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Geçelim 9. sorumuza. Diyor ki pankreas hem hormon hem de enzim salgılayan karma bir bezdir. İlk soruda zaten sormuşlardı bunu. Pankreasın asinar hücrelerinden enzim içeren pankreas öz suyu salgılanırken Langerhans adacıkları adı verilen endokrin hücrelerden insülin ve glukagon hormonları salgılanır. İnsülin ve glukagon hormonları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinden glukagon, beta hücrelerinden insülin. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Alfadan glukagon, beta hücrelerinden insülin salgılanıyor. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon kan şekerini yükseltir. Evet arkadaşlar doğrudur. İnsülin indirir. Bakın kan şekerini indirir. Glukagon kan şekerini yükseltir. İnsülin ve glukagon salgısı hipofizden salgılanan hormonlarla düzenlenir. Hayır arkadaşlar pankreasın hipofizle herhangi bir ilgisi yok. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Geçelim diğer testimize. Aşağıda diyor bazı hormonlar maddeler halinde verilmiştir. Bu hormonlardan hangileri tiroid bezi tarafından salgılanır? Arkadaşlar tiroid bezi tarafından salgılanan hormonlarımıza bakalım. Tiroid bezlerinden iki tane hormon salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi tiroksin hormonu, diğeri de kalsitonin hormonudur. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacak. Peki diğerleri nereden salgılanıyor? Parot hormon, paratiroid bezinden, TSH yani tiroid uyarıcı hormon ise hipofiz bezinden salgılanır. Eğer ki bir hormon uyarıcı hormonsa TSH, MSH, işte ACTH gibi böyle bu şekilde gidiyorsa arkadaşlar onlar hipofiz bezinden salgılanan hormonlardır, unutmayın. Geçelim diğer sorumuza. Bir bireyin kanındaki ozmotik basınç değerinin arttığı tespit edilmiştir. Ozmotik basınç neydi? Neydi ozmotik basınç? Suya duyulan ihtiyaç, değil mi? Ozmotik basınç yani suya olan ihtiyaç artıyorsa. Diyor ki hipofizden salgılanan aşağıdaki hormonlardan hangisinin miktarında artış görülür? Suyun geri emilimini sağlayan hormon hangi hormondur? ADH yani antidiüretik hormondur. Cevabımız C şıkkı olur. Diğer hormonların görevlerini de söyleyeyim. STH büyüme hormonudur, büyümeyi sağlar. FSH folikül uyarıcı hormondur. Erkeklerde testisleri, dişilerde yumurtalıkları uyarır. MSH melanosit uyarıcı hormon, deriye renk veren hormondur. LH da luteinleştirici hormon. O da aynı FSH gibi erkeklerde testisleri, kadınlarda da yumurtalıkları uyaran hormondur. Geçelim diğer sorumuza. Kanında kalsiyum miktarının azalması durumunda bireyde meydana gelen yukarıdaki olayların doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Kandaki kalsiyum miktarının eşik değerin altına düşmesi gerekiyor önce. O zaman bu birinci sırada olacak. Daha sonra hangi bez uyarılacak? Paratiroid bezi uyarılacak, değil mi? 2 numarada bu olacak. Daha sonra arkadaşlar kemikten kana verilen kalsiyum miktarı artacak parot hormon sayesinde. 3 numarada bu olacak. Ve en sonunda kandaki kalsiyum miktarı artmış olacak. Cevabımız ne olur? 4, 2, 3, 1 olur. 4, 2, 3, 1 yani Bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Glukagon salgısı artan bir insanda ifadelerinden hangileri doğrudur? Glukagon ne yapıyordu? Kan şekerini yükseltiyor. Diyor ki karaciğerdeki depo glikojen miktarı artar. Evet kan şekerini yükselttiği için depo glikojeni kullanacak yani azaltacak. Bu doğru. Kan şekeri artar. Doğru. Kanın ozmotik basıncı artar. Kandaki şeker arttığı için kandaki ozmotik basınç da artar arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3. Ozmotik basınç suya duyulan ihtiyaçtır. Bunu sakın unutmayın. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda verilen hormon hedef doku eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Diyor ki oksitosin uterus. Uterus neydi? Rahim. Rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor oksitosin. Bu doğru. LH yumurtalık, evet, yumurtlama olayının gerçekleşmesini sağlıyor. FSH testis, doğrudur arkadaşlar. Testislerde sperm üretimini uyarıyor. Prolaktin süt bezleri, evet, prolaktin süt bezlerinin gelişmesini sağlıyor.
ACTH böbrek kanalları demiş. ACTH neydi? Adrenokortikotropik hormon. Ne yapıyor? Böbrek üstü bezlerinin uyararak buradan hormon salgılanmasını sağlıyor. Böbrek kanalları değil, böbrek üstü bezleri olacaktı. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Geçelim 6. soruya. Hormonların düzensiz salgılanması durumunda metabolik bozukluklar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir? Bakalım. ADH hormonunun yetersiz salgılanması sonucunda oluşur. Şekersiz şeker hastalığıdır arkadaşlar bu. Şekersiz diyabet, yani E şıkkı verilmiş. Yetişkinlerde fazla STH salgılanması sonucu. STH neydi? Büyüme hormonu. Fazla salgılanırsa yetişkinlerde akromegali oluşur. Tiroksin hormonunun çocuklarda az salgılanması sonucunda oluşur. Bu kretenizm, az önce söyledik. Ahmaklık ve cücelik olarak söylüyorduk. Aldosteron eksikliğinde meydana gelir. Bu da Addison hastalığıdır arkadaşlar. Hangisini vermemiş? Miksodeme. Miksodeme neydi? Tiroksinin yetişkinlerde eksik salgılanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Bunlar son olacak artık. Aşağıdaki şekilde endokrin bezler arasındaki feedback mekanizması verilmiştir. Neydi feedback mekanizması? Geri bildirim mekanizmasıdır. Bir hormonun artması diğer hormonu azaltabilir arkadaşlar veya artırabilir. Biz buna feedback mekanizması diyoruz. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi X'i, Y'yi ve Z'yi bulalım ilk önce. ACTH böbrek üstü bezinden hangi hormonun üretilmesini sağlıyor? Kortizol ve aldosteron. Buradaki X yerine kortizol da yazabiliriz, aldosteron da yazabiliriz. FSH yumurtalıkları uyarıyor. Yumurtalıklardan östrojen salgılanmasını sağlıyor. O yüzden Y nedir? Östrojendir arkadaşlar. LH testislerden testosteron salgılanmasını sağlıyor. O zaman Z'yi de bulduk. Testosteron. Sadece X konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Kortizol da olabilir, aldosteron da. X hormonu kan şekerini yükseltebilir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Eğer ki kortizol hormonuysa kan şekerini yükseltebilir. Bu doğru. Y hormonunun artması FSH salgısını azaltır. Evet, Y artarsa FSH azalır. Doğru. LH testisleri uyararak Z hormonunun salgılanmasını sağlar. Bakın doğrudur. Ok testisleri göstermiş, uyarıyor ve Z'yi salgılattırıyor. Doğrudur. Cevabımız ne olur? 1, 2, 3 olacak. Yani Denizli şıkkı olur. Diğer sorumuza geçelim. Bakın burada kan şekerinin grafiklerini vermiş. Kan şekeri birincisinde düşmüş, ikincisinde yükselmiş. Kan şekerini düşüren hormon neydi? İndiren hormon insülin, değil mi? O zaman bir numarada ne olacak? İnsülin olacak. İki numarada ne olur arkadaşlar? Glukagon hormonu olur. Glukagon hormonu da kan şekerini yükselten bir hormondur. Diyor ki 1 ve 2 nolu grafikteki değişime neden olan hormonlarla ilgili hangileri doğrudur? 1 nolu grafikteki değişim insülin etkisiyle gerçekleşir. Evet, 1 nolu için insülin dedik. Doğru. 2 nolu grafikteki değişim sadece şeker hastalarında görülür. Hayır arkadaşlar, normal olan insanlarda da, hasta olan insanlarda da görülebilir. Bu yanlış. 1 ve 2 nolu grafikteki değişimlere neden olan hormonlar antagonist, yani zıt çalışır diyor. Doğrudur. Bakın biri kan şekerini indiriyor, biri yükseltiyor. Zıt çalışıyorlar. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Yani Ceyhan şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki işlevlerden hangisi adrenalin, glukagon ve kortizol hormonlarının ortak gerçekleştirdiği olaydır? Kan şekerini artırmaktır arkadaşlar. Bunların ortak özelliği. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. Vücudumuzda kan şekerini artıran hormonları söylüyorum size. Adrenalin, tiroksin, glukagon ve kortizol hormonları. Bunlar kan şekerini artıran hormonlardır. Unutmayın, 4 tane hormon. Geçelim 10. soruya. Aşağıda bazı hormonlar verilmiştir diyor. Yukarıda verilen hormonlardan hangisi ya da hangileri vücutta mineral dengesinin sağlanmasında etkili değildir? Mineral dengesini kim sağlıyordu? Bakın. Bir kere aldosteron sağlıyor mineral dengesini. Hani ne dedik? Sodyum klori gereğmiyor, potasyumu atıyor. Kalsitonin ne yapıyordu? Kalsitonin bu da kalsiyum seviyesini ayarlıyor arkadaşlar. Kalsiyumu düşüren hormondur. Parat hormonu da kalsiyumu artıran hormondur. Bu da bir mineral. Ama oksitosinin bunlar
bunlarla ilgisi yoktur. Cevabımız yalnız 3 olacak. Peki oksitosin ne yapıyor? Kadınlarda doğum sırasında kasların, rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor. Ayrıca süt bezlerinden de sütün gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Geçelim son sorumuza. İdrar tahlili sonucunda idrarında glikoza rastlanan bir kişi, eğer ki idrarında glikoz varsa bu kişi şeker hastasıdır arkadaşlar. Diyor ki insülin hormonu yetersiz salgılanıyordur. Evet. Yetersiz salgılanıyor ki kan şekeri düşmemiş ve şeker idrarda görülmüş. Karaciğerinde glikojen miktarı artıyordur. İnsülin salgılanıyor. Karaciğerde glikojen miktarı artıyor. Ama dediğim gibi tam olarak etkili olmuyor. Doğrudur. Dokularında yağ yıkma fazladır. Yağla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Evet, bu videoyu burada bitiriyorum. Endokrin sistemle ilgili bu kadar soru çözdük. Bir sonraki videoda size duyu organları ile ilgili soru çözüm yapacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.